Zaman makinemiz bugün belirli bir tarihe değil, 10 yıllık efsanevi bir zaman dilimine ışınlayacak bizleri. Hanımefendilerin Tosun Paşa'nın uçları püsküllü, apoletlerine parmak ısıttıran kocaman vatkalarla omuzlarını gönyelediği, permalı saçları ve gökkuşağının bütün renklerini barındıran makyajlarıyla arz-ı endam ettiği, beylerin etekleri pantolonun içine sokulmuş gömlekleri, yanlardan kısa, üstlerden kabarık saçları ve tek satırlık likit kristal ekranlı kol saatiyle caka sattığı, çocukların kara şimşek başladığında sokaklarından kaybolduğu, kasetli bilgisayarlara kafa ayarının yapıldığı, Hollywood filmlerinin video kasetlerde elden ele, evden eve dolaştığı, futbol maçlarının canlı değil, naklen yayınlandığı bir zaman diliminden söz ediyorum. O yılları yaşayanlar daha ilk cümlemde anlamıştır. Evet, 1980'lere ya da kulağa daha hoş gelen haliyle 80'lere gidiyoruz bu kez. 1 Ocak 1980 sabahı tüm dünya olarak kendine has bir tarzı, kalıcı bir etkisi olan 10 yılların sondan ikincisine uyandık. Yaşadığımız süre boyunca belki farkında olmayacaktık ama 80'li yıllar hem Türkiye hem de insanlık tarihine damgasını vuracaktı. Peki ama neden? Bir kere her ne kadar başlarda pek belirgin olmasa da 2. Dünya Savaşı'ndan beri tüm dünyayı diken üstünde tutan Soğuk Savaş'ın sonu gelmekte ve bu hissedilmekteydi. Bu özellikle Batı bloğu ülkelerinde özgürleşmeye ve eski dostlarla tekrar kucaklaşmaya yönelik bir umut yeşertiyordu. Sonra 2000 yılına şurada ne kalmıştı ki? 20 yıldan az bir süre sonra birdenbire uçan arabalara, uzay seyahatlerine, robot iş gücüne, hatta belki ışınlanma teknolojisine kavuşacaktık. Bu kadar çok şeyi başarmak üzere olan insan ırkı elbette iki bloğa ayrılmış bir dünyada yaşamayı kabul etmeyecekti. Onun yerine ne yapacaktı? Kot pantolonlarını göğüs hizasına kadar çekecek ve devasa vatkalar takacaktı. Devasa vatkalar, cırtlak makyajlar, çok kalın kaşlar, perma, şalvar kesim pantolonlar, fosforlu giysiler ve kötü danslar. Evet, yeni milenyuma, yeni milenyumda varlığını inkar etmek zorunda hissedeceğimiz fotoğraflarla hazırlanıyorduk. Hasılı renkli televizyon, taşınabilir kasetçalarda Orhan Gencebay ve MFÖ şarkıları, bol klavyeli sentetik yabancı müzikler, bakkalda kız kaçıran ve leblebi tozu, minibüs durağında yolcu kapma tartışmaları, icraatın içinden Naim Süleymanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, siyah önlükler, kiralık video kasetler, şanslı olanlarımıza kafa ayarı, bir türlü tatmin edemeyen Eurovizyon sonuçları, 6 haneli telefon numaraları ve artık ufaktan son mektuplar. Her şeye rağmen güzel yıllardı 80'ler.